oruç Müslümanın ahlakını güzelleştirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yine orucu boş şere tutan insanlarla alakalı. Buyuruyor. Kim yalanla ve dolanla iş görmeyi bırakmaksa Allah Celle Celaluhu'nun onun yemesini ve içmesini bırakmasına Allah ona değer vermez ona ihtiyacı yoktur. Yalanla dolanla iş yapmaya devam ederse ve bu halde Allah'ın onun orucuna susamasına, yemek olarak ihtiyacının kalbinde hissetmesine Allah'ın buna ihtiyacı yok. Şimdi oruç tutuyor, sahtekarlık en üst safhada. Müslüman Müslüman'ı koruyacak, gözetecek, Müslüman Müslüman'a destek verecek ama biz birbirimize köstek oluyoruz. Ama sonra lafa gelince ben, ben oruçluyum, ben oruç Ramazan ayında hiç orucu kaçırmam. Öyle bir oruç ki kardeşlerim, yani yılbaşında indirim var, Sevgililer Günü'nde indirim var ama maalesef Müslüman yılbaşı gelince esnaflar fiyatları zirveye yapıyorlar. Ben oruççuyum. Ben hacıyım. Ramazan orucunu hiç kaçırmam. Öyle mi? Eğer yalan ve dolanla iş yapmayı bırakmadığınız müddetçe Allah'ın sizin orucunuza ihtiyacı yok. Ya geçen hafta aldığımız domates 30 lira olan kilosu, 3 3 kilosu 30 lira olan domates Ramazan ayında 40 lira oluyor. Bir anda Niçin Ramazan gelince oluyor bu? Hani Müslüman Müslümanı destekleyecekti, hani Müslüman Müslümanın kardeşiydi, hani Müslüman onun sıkıntısını giderecekti. Ama sen ne yapıyorsun? Ramazan geliyor, ne de olsa alışveriş yapılacak, bindirin fiyatları. Allah'ın senin gibi insanların orucuna ihtiyacı yok. Müslümanı düşünmeyen, sırf bundan dolayı Ramazan geldi, alışveriş yapılacak, arttırın fiyatları. Sonra Ramazan bitiyor, o fiyatlar o şekilde devam ediyor. Daha Ramazan evveli ya. Bakın kendi yaşadığımı söylüyorum. O küçük domatesler oluyor ya. 30 liralık o kahvaltıda yenilen küçük domatesler. Yani tabii hocam ondan yemeyebilirsin. Evet onu da geçelim. Diğer domatesler de aynı. Kullandığımız diğer yiyecekler, diğer içecekler bunların hepsi böyle. Ramazan geliyor, zam. Ne zaman hayırdır ya? Ne zaman yapılıyor? Ramazan geldi Müslümana destek olacaksın. Sofrasına götüremediği bir şeyi götürmesi için ona yardımcı olacaksın. Onun için Resulullah buyuruyor ki kim yalan ve dolanla iş yapmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesine, içmesine tuttuğu oruca Allah'ın ona ihtiyacı yok. Yok Allah'ın sana ihtiyacı ya. Müslümanı dolandıran, aldatan men gashena feleyse minne bizi aldatan bizden değildir buyuran bir peygamber ümmetiyiz. Ama her fırsatta birbirimizi aldatıyoruz. Vurun birbirinize hadi. Hangi fırsatı bulan düşmüşe vuruyor. Zaten sıkıntılı bir süreç. Zaten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinden geçiyoruz. İnsanlar işsiz, maaş alamıyor. Adam evine alamadığı domatesi hiç alamıyor bu sefer. Böyle midir bizim Müslümanlığımız? Böyle mi bizim tuttuğumuz oruç? Sen orucu tutuyorsun, oruç seni tutmuyor. Bunu yapan insanlar oruç sizi tutmuyor. Siz sadece yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten uzak duruyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Ve onun için Allah Celle Celaluhu'nun bizlere bu konudaki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bildirdiği nedir? Allah'ın sizin orucunuza ihtiyacı yok. Siz insanları yalanla dolandırıyorsunuz. Siz insanları işte düştüğü yerde bir daha vurmaya çalışıyorsunuz. Destek olmadığınız için Allah'ın buna ihtiyacı yok. Oruç Müslüman'ın ahlakını güzelleştirecek ya. Esnafın ahlakını kötüleştirmeyecek. Müslüman'ın sırtına bir de ben vurayım dedirtmeyecek. Böyle bir Müslümanlık anlayışı yok. Bu orucu Allah'ın ihtiyacı yok işte. Onun için İmam Gazali buyuruyor. Müslümanın asıl orucu nedir? Gözünü, bedenini, vücudunu her şeyden uzak tutmak. Haramlardan uzak tutmak. Şimdi sen o fiyata fiyat bindirince o paranın helal olduğunu mu sanıyorsun? Gavur bile başında indirim yaparken sen bunu Müslümanlara yapıyorsan o oruç senin yüzüne vurulmayacak mı kıyamet günü? O namaz kıyamet günü senin yüzüne vurulmayacak mı? Haksız yere fiyat arttıran insanlar bu hadis-i şerife mahkumdurlar. Onun için oruç ahlakımızı güzelleştirecek. Oruç bizleri tutacak, durduracak Ramazan-ı Şerif orucu. Yoksa o orucun bize hiçbir faydası olmaz. Dedik ya, oruç bizim için bir mektep olması lazım. Bir mektep ve biz bu mektebimizde değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif orucumuzu bu mektebemizde ahlakımızı güzelleştireceğiz, düşüncelerimizi güzelleştireceğiz. Kötü huylarımız varsa en başta bunları düşünüp tespit edip, bu Ramazan ayı içinde ben bu kötü huylarımdan nasıl uzaklaşabilirim bunu düşüneceğiz ve bunlardan uzaklaşacağız.